Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çiçeğin nasıl böyle bolca sürgün verdiğini her yaprak arasından bir yerine ikişer üçer adet sürgünler çıkarttığını tekrar tekrar sürgün vermek için böyle gözler oluşturduğunu gösteriyor olacağım sizlere görüyorsunuz minicik iki tane sürgünü var o dalda üçüncü sürgününü çıkartıyor. Bunu çıkartabilmesi için güçlü bir toprağa, güçlü bir çeliklere ihtiyacı var. Güçlü bir çelikte oluşturmak için de toprağının kuvvetli olması lazım. Toprağının besinli, kendisine ihtiyaç duyduğu tüm besinlerin toprakta olması gerekli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Hoya çiçeği birçok arkadaşımız gelişmiyor, büyümüyor, çiçek açmıyor diye şikayet eden çokça arkadaşlarımız var. Bunların sebepleri büyük saksı ya da besinsiz bir toprak, hiç değişim yapılmamış bir toprak sebebi olabilir. Ama sizler toprağını kuvvetlendirirseniz, ekstra besinler verirseniz mutlaka çiçek açacaklardır çiçek açmayanlar için. Ben buna ne verdim arkadaşlar? Ne zaman verdim? Ben bu besini bunu anlatıyor olacağım sizlere. Sonbaharda tüm çiçeklerime şöyle Kasım ayında solucan gübresi ekledim arkadaşlar. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı solucan gübresi ekledim bu saksı için toprağın yüzeyini birazcık eşeledim alta bir buçuk yemek kaşığı solucan gübresini ekleyip üzerine kapattım ve düzenli bir şekilde sulamasını yaptım bu dönem içerisinde balkonda açık havada kışı geçirdi çok da güzel yerinden memnun olduğu için kış olmasına rağmen içeriye almadım sadece az az su vererek yani soğuktan az etkilenmesini sağlamak için suyunu az vererek orada baktım bu güzellere. Bu görmüş olduğunuzda sadece bir yıllık bir hoya çiçeğim görüyorsunuz dallarını çeliklerini gayet güzel. Çünkü benim takipçilerim beni izleyenler bilir bu görmüş olduğunuz saksıyı ben yapmıştım. Ve ona kalonşolar dikmiştim. Bir yıldır bolca kalonşolarım çiçekler açtı bu saksıda. Sonra yıprandılar. Onların birçoğunu hastalık sebebiyle kaybettim. Böceklendi hastalandı. O dönemde ilaçlama yapmadığım için kaybettim. E, yerine de bu hoyayı dikmiştim. Gayet de güzel gelişimini sizlere gösteriyorum. Kaliteli toprak e, ve ekstra besinler eklerseniz çiçekleriniz bolca gelişeceklerdir. Yanmış hayvan gübresi mutlaka yanmış arkadaşlar. En az 1-2 yıllık bekletilmiş e, içerisindeki zararlı maddelerin yok olmuş olması gerekli hayvan gübresi için. Bunu da ekstra topraklarına azar azar özellikle dış mekanda baktığınız çiçekler için azar azar verirseniz çok da güzel olurlar hazır ilkbahara yaklaşırken çiçeklerimizi dışarıya çıkartacağız içeride baktıklarımızı ve şu an e, tam da bakım zamanına yaklaşıyorken tüm çiçeklerinize azar azar yanmış hayvan gübresi veya şöyle bir buçuk yemek kaşığı ya da iki yemek kaşığı kadar solucan gübresi ekleyin düzenli bir şekilde sulamasını yapın göreceksiniz ki yaz boyu hiçbir şeye ihtiyaç duymadan Çiçekleriniz çok da güzel, yeni yapraklar, yeni sürgünler hatta çiçekler açacaklardır. E, bu bakımlar önemli, bunu mutlaka yapın. Görüyorsunuz ki böyle sürgünlerden kesiyorum, suya koyup köklendirip hem de üretim yapmış oluyorum. Köklendikten sonra da böyle saksılara dikim yapıyorum. Bunu da kaç günde köklendi, nasıl çoğaldı videosu var kanalımda yine bakabilirsiniz. Bir ön, önceki videomuzdan onlar arkadaşlar. Yani. Çiçekler bakım ister arkadaşlar. Günlük bakacaksınız. Neye ihtiyacı var? Toprağında mı kötülük var yoksa suyum iyi değil? Ee, çok detaylı işler aslında. Ee, severek bakarsanız mutlaka onlar da sizlere karşılığını verecektir arkadaşlar. Umarım videom faydalı bulursunuz. Eğer ki kanalıma abone olmamışsanız abone olup aramıza katılabilirsiniz. Beğenilerinizi de bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.